Manuel evet, tabi Arnavutluk'ta yerel saat şu an 03.05 Türkiye saatiyle 2 saat gerideyiz ve bulunduğumuz bölge felaketi yaşadı desek yanlış olmaz. Arnavutluğun Diraş kentindeyiz ve Diraş'ta deprem felaketinde ölü sayısı hızla artıyor. Felaket dün 05.54 Türkiye saatiyle 05.54'te meydana gelmişti ve 6.4 büyüklüğündeki depremde bulunduğumuz mahallede çok sayıda bina hasar gördü ve hasar gören binalardan düşen taş parçaları açıları evlerde, araçlarda gördüğünüz gibi büyük hasara mı neden oldu. Şimdi yıkımın olduğu binayı ekranlarınıza getireceğiz. Girüşteyiz ve Haber şu an ilk kez Türk televizyonlarından ilk kez yıkılan binaları canlı yayında ekranlara getiriyor. Arama kurtarma ekipleri bir yandan, sağlık ekipleri bir yandan, itfaiye ekipleri bir yandan bölgede yıkılan binalarda canlı olup olmadığını şu an arıyorlar. İşte hasar gören o bina şu an kameraman arkadaşım Erdal Balcı'nın objektifinden o binayı ekranlarınıza getiriyoruz ve yıkılan binada şu an gördüğünüz gibi arama kurtarma ekipleri canlardan pencerelerden girerek binada canlı olup olmadığını arıyorlar, araştırıyorlar ki şu an çevrede toplanan vatandaşlar bina içinde yakınlarından haber alamadıklarını belirtiyorlar ki bu konuda çok sayıda Arnavut vatandaşından bu bölgede, bu mahallede haber alınamadığını belirtelim. Şu an canlı yayında Arnavutluk'ta depremin vurduğu mahalledeki yıkılan bir binada araba kurtarma çalışmalarını haber farkıyla ekranlarınıza getiriyoruz. İşte oldukça eski bir bina ve eski olan bina 6,4 şiddetindeki depremin şiddetiyle birlikte gördüğünüz gibi ağır hasar almış durumda. Tabii binanın üzerinde çatı katından Yıkıl, yıkım oldu ve yıkım sonrası alttaki araçlarda da ağır hasar oluşmuş durumda. Bölgede tabi binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor dedik ancak şu an can kaybı sayısının hızla arttığını belirtelim. En son verilen bilgi 26 Arnavut'un hayatını kaybettiği yönünde. Hayatını kaybeden vatandaşlardan, Arnavut vatandaşlardan toplam 26 vatandaştan bahsediyoruz. Bunların 12'si bulunduğumuz Diraş'ta bu mahallede 13'ü Akçahisar'da biri ise Lasa'da hayatını kaybetti. Ve şu an dediğimiz gibi binada haber alınamayan Arnavut vatandaşlar olduğu bilgisini de paylaşmak istiyorum. Kameraman arkadaşım şöyle gösterecektir hemen geçelim şöyle geçebilirsek. Ee şurada gördüğünüz gibi binanın girişi hemen tabii çöktüğü için kapı girişi çöktüğü için arama kurtarma ekipleri camdan yerleştirmiş oldukları merdiven vasıtasıyla giriyorlar ve bugün burada iki cesedin çıkarıldığını da paylaşmış olalım. Tabii Türkiye'de depreme kayıtsız kalmadı ve bir yandan Türk Kızılay'ı, bir yandan AFAD ekipleri, bir yandan UMKE ekipleri depremin vurduğu Arnavutluğa yardım seferberliği başlattılar. Ve Türkiye'den yardım ekipleri yaklaşık bulunduğumuz 500-600 metre ilerideki noktada çadırlar kurarak evleri hasar gören ve dışarıda kalan Arnavut vatandaşların imdadına yetiştiler. Diğer bültenlerimizde kurulan çadırları da ekranlarınıza getireceğiz. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum. Bakın çöken yıkılan binanın parçalarını görüyorsunuz ve yerle bir olmuş halde hemen çevredeki binaları da ben göstermek istiyorum. Tabii çok sayıda arama kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi ve hemen bölgeye giriş çıkışların da polis tarafından tutulduğunu özel izinle bu yayını gerçekleştirdiğimizi de belirtmek istiyorum. Bakın yıkılan binanın oldukça yakın bir noktasındayız. Kameraman arkadaşım Erdal'dan rica edeceğim. Şöyle yaklaşıyoruz ve yıkımın boyutunu burada daha net bir şekilde görebiliyorsunuz. İşte Hemen binanın orta daireleri depremle birlikte 6,4 şiddetindeki depremle birlikte gördüğünüz gibi yerle bir olmuş durumda ve binanın merdivenleri çökünce işte ortaya çıkan Tablo bu ve banyo küvetleri hemen burada gördüğünüz gibi dışarı fırlamış durumda ve çevrede bu şekilde çok sayıda bina hasar görmüş durumda. O hasar gören binaları da ben sizlere göstermek istiyorum. Kameraman arkadaşım Erdal Balcıdan rica edeceğim. Hemen şöyle ilerliyoruz. Bulunduğumuz nokta Adriyatik Denizi'nin hemen kenarındaki Dures. Dures'e bağlı Diraş'tayız ki burası oldukça önemli bir tatil noktası ve denizin hemen oldukça yakın mesafesindeki bu nokta depremin en ağır hissedildiği noktalardan biriydi ve depremle birlikte çok sayıda bina hasar gördü. Kameraman arkadaşımdan rica ediyorum şöyle çevrede hasar gören ben diğer binaları sizlere göstermek istiyorum. Hemen karşıda bakın. Evet Erdal e, rica ediyorum hemen karşıyı gösterebilirseniz burada neredeyse her binada ağır hasar oluşmuş durumda ve ağır hasar oluşan binaların duvarlarındaki yıkımı buradan şu an haber canlı yayından izleyicilerimize gösteriyoruz tabi yıkımla birlikte Arnavutluk'taki vatandaşlar büyük korku panik yaşadılar ve burada gördüğünüz gibi geceyi e, birçok sokakta geçiriyor çünkü evleri hasar gördü hasar gör görmese bile bölgede artçı depremlerin devam ettiğini belirtelim ki Yaşanan 6,4 şiddetindeki depremden sonra yaklaşık 600'e yakın bölgede artçı deprem meydana geldi. Ve bu depremlerin büyüklüğü 5,5 şiddetine kadar ulaşıyor. İşte görüyorsunuz diraşlılar burada çoluk çocuk. Şu an saatlerimiz 15, 3'ü 10 geçiyor ve burada çocuklarıyla dışarıda beklemeye devam ediyorlar. Çünkü evleri büyük ölçüde hasar gördü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da sık sık buradaki durumla ilgili Arnavutluk Başbakanı Edil Rami'den bilgi aldığını belirtelim ki Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın iki defa Edil Rami'yi aradığı ve son depremle ilgili bilgi aldığını paylaşmak istiyorum. Arama kurtarma ekipleri bölgedeler ve bölgede binalarda canlı olup olmadığını yaralı olup olmadığını şu an e çalışmalarıyla kontrol ediyorlar ve kontroller devam ediyor ki şu an ölü sayısının 26 olduğunu belirtelim ki yıkılan bir bina vardı Diraş'ta bulunduğumuz Diraş'ta yıkılan bir otelde enkaz altında kalan 21 Türk vatandaşının da tedavilerinin hastanede devam ederken Türkiye'nin gönderdiği Sağlık Bakanlığı'na ait ambulansla Türkiye'ye gönderildiklerini de belirtmek istiyorum. 6,4 şiddetinde deprem sonrası Arnavutluk'ta yaralar sarılmaya devam ediyor. Ancak şu ana kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 26'ya yükseldiğini, Türk Kızılay'ı, arama kurtarma ekipleri, AFAD ekiplerimiz ve UMK ekiplerimizin de yine bölgede 2,8 milyon nüfuslu, nüfusunun %70'i Müslüman olan Arnavutluk'ta kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize yardım etmek için bölgede çalışmalarına devam ettiğini belirtelim ki bizler haber ekipleri olarak bölgede canlı yayınlarımızı sürdüreceğiz diyelim söz tekrar merkeze bırakalım